Selamünaleyküm sevgili dostlar. Yine güzel bir programda sizlerle birlikteyiz. Uzun zamandır ahde vefa çekmiyorduk. Ama bu hafta dedik ki biz bir ahde vefa çekelim. Bunun üzerine de tabii bizim kadim dostluğumuz olan Yıldız Ramazanoğlu ablamızı misafir etmek istedik. O da yoğunluğuna binaen bizi kırmadı. Çok şükür bizimle birlikte olmayı kabul etti. Şu an güzel bir mekandayız. Önümüzde kitaplar, arkamızda kütüphane. Yıldız ablamla beraber biraz geçmişi konuşacağız, biraz bugünü konuşacağız, hasbihal edeceğiz. Nasılsınız i̇nşallah. Ablacığım? İyisiniz İyiyim, inşallah. Çok şükür. Sen nasılsın? Elhamdülillah. Dua Allah'ın eder, dua beklerim. Hep öyle söylüyorum. İnşallah, evet. Rabbim inşallah dualarımızı her da kabul şey etsin üzerine. Ablacığım. Şimdi çok güzel kitaplar var ve ben kitaplardan yola çıkmak istiyorum. Evet. Özellikle de Derin Siyah'ta geçen bir ifadeniz var ablacığım. Şöyle bir ifade. İnsan birilerini yaşarken suçüstü yapıp kayda geçirecekse kendi hayatından başlamalı diyor Derin Siyah'ta Yıldız Ramazanoğlu ablamız. Peki Yıldız Ramazanoğlu bunu yapmaya ne zaman başladı? Bu vesileyle de biraz kendinizden bahsedip takipçilerimize tanıtırsanız çok daha iyi olur ablacığım. Evet, aslında çok küçük yaştan itibaren yazarak düşünmeye başladım. Bence bu çok önemli. Çünkü hayat önümüze böyle karma karışık bir yumak şeklinde geliyor ve bunu nasıl çözebileceğimizi, bunun içinden iyi, doğru ve güzel olanı nasıl çıkarıp ayıklayıp hani hayatımızın bir parçası yapacağımızı gerçekten bilemiyoruz. Öyle olunca yazma disiplini bana çok iyi geldi. Çünkü çözümleyemediğim, kafamda ayıklayamadığım bir takım kör noktaları yazarak açabildiğimi ve bir aydınlanma yaşayabildiğimi gördüm. Zaman içinde yazmak, başkasına baş öğretmenlik yapmak, bir şey öğretmek, anlatmaktan ziyade kendimi kazanmak, önce kendimle karşılaşmak için bir yol haline geldi. Ve işte o dediğim şey, yani biraz evvel hani okumuş olduğun şey, baktım zaman içinde hayat bana şunu gösterdi ki, herkes sürekli başkasının nefsiyle meşgul. Yani başkasının nefsini tezkiye etmek, işte başkasında gördüğü hatalar, kimler neleri düzeltmeli. Oysa herkes böyle düşünüyor ve bakıyorsunuz peki ortadaki yanlışlar, kötüler, doğru olmayan şeyler, güzel olmayan şeyleri kim üretiyor, kim yapıyor? Hı hı. O zaman dönüp kendinize bakıyorsunuz ve kendinizden yola çıktığınız zaman esas bütün meselenin o içsel yolculuğu yapamamaktan kaynaklandığını hı. görüyorsunuz. Çünkü hepimiz hani ahseni takvimle esferi safirin arasında büyük bir yelpazede gidip gelen insanlarız. Yaratılışımız bu şekilde. Yani yücelerin yücesine çıkma yeteneğimiz de var. Aşağıların aşağısına inme evet. yeteneğimiz de var maalesef. O zaman biz hani ağırlıklarımızdan nasıl kurtulabiliriz? Yani o yücelere çıkmak ve uçmak için kanatlarımızın olması lazım. Ama kanatlarımız çok ağırlaşmış ve uçamıyoruz. Neden uçamıyoruz? Çünkü bir takım nefsani şeylerle, bencilliklerle, işte hep almak isteyen, hep o işte ele geçirmek, biriktirmek gibi duygularla tamamen ağırlaşmış ruhumuz. Hı hı. O zaman işte kendi nefsimizden başlarsak, kendimizi suçüstü yakalayıp da önce kendi nefsimizi tezkiye etmekle meşgul olursak, herkes zaten böyle yapsa, hı hı. çok güzel olur. Şimdi suçüstü baş öğretmenlik yapmasına gerek kalmayacak. Amenna. Şimdi suçüstü yakalamak dediniz, çok güzel bir ifade. Ben de oradan yakaladım ifadeyi. Biliyorsunuz böyle cımbızla çekmeyi seviyorum sevgili dostlar. Suçüstü evet. yakalarken Yıldız Ramazanoğlu yanında kimler vardı? Mesela sizin hayatınıza dokunan, şimdi ahde vefa diyoruz ya, bir sürü evet. ismi şu an muhtemelen sizinle yad edeceğiz. İşte vefat edenlere hayır, rahmet dilerken yaşayanlara da selamet dileyeceğiz. Kimler vardı size dokunan, sizi suçüstü yakalamanıza vesile olan? Evet, aslında ben 18, ya, tabii ki annemden başlamam lazım her şeyden önce. Çünkü annem gerçekten mütedeyyin ama aynı zamanda kesinlikle kendi hatalarıyla, kendi işte yanlışlarıyla çok yüzleşen, çok böyle vicdanı geniş olan bir insan. Babam daha keza öyle. Zaten ailede başlıyor. Siz oradan başlıyorsunuz. Orası çok önemli. Vicdanlı abi. Olmayı. İşte mesela diyelim ki komşunun bahçesinden bir erik ağacının dalı dışarıya sarkmış olsa bile, ki hani onu yeme hakkınız var aslında bir tanecik koparıp, ama annem ona bile izin vermemiştir hiçbir zaman. Yani hani kul hakkı, başkasının hakkı üzerinde çok böyle sıkı bir eğitim aldığımızı düşünüyorum aile içinde. O yüzden bu diğerganlık duygusu da çok önemli. Çocuk yaşta gelişmesi lazım. Hani başkasını kendine tercih edebilme duygusu, verme duygusu. Şimdi bakıyorsunuz herkes sürekli hani sızlanıyor. İşte hak ettiğim yerde değilim. İşte şunlar rasa biri beni keşfetmedi. İşte evet, yani hani hep daha fazlasını hak ediyorum ama işte başkasında şu var, bende bu, o karşılaştırmalar.
Halbuki her birimize verilen o kadar değerli şeyler var ki, hani verilenlere, elimizdekilere odaklanabilsek, biz de vermeyi önceleyebilsek, hani hep alma duygusu var ya, alalım, toplayalım, biriktirelim, bende olsun. Halbuki insan vererek mutlu olabilir. Ruhun ihtiyacı vermek. Vererek iyileşiyoruz almak aslında. Almak ve toplamak değil. Doğru. Bu sürekli insana sıkıntı veriyor. Demin dediğim ağırlıkları yapıyor. O yüzden çocukluktan itibaren, sonra 18 yaşlarıma geldiğimde çok kıymetli bir insanla tanıştım. Bir hacı annemiz, mürşide anne de diyebiliriz. Gerçekten çok kıymetli bir kimseden el almış birisiydi. O 70 yaşındaydı, ben 18 yaşındayım ama en yakın arkadaşım oldu. Yıllarca ben onunla beraber bir takım işte toplantılara katıldım. Ve ondan çok şey öğrendim. Yani vermeyi ondan öğrendim. Peki o kadar yaş arasındaki bağı nasıl kurdunuz abla? Yani 17 ile 70'te bayağı fark var. Evet, çok çocuksu bir insandı. Allah dostu bir insandı ve onda o çocuksu sevinç vardı. Çok da yoksul bir hayatı vardı aslında. Fakat İstanbul'un eski çok kıymetli ailelerinden bir tanesinin, yani bundan tabii kaç sene öncesinin, belki 100 sene öncesinin, anne baba doktor bir ailenin kız çocuğu. Fakat yanlış evlilikler yapmış, hayatta çok şeylere katlanmak ve sabretmek zorunda kalmış. Böylece yani insanın tekamülü içinde bu acıların, sıkıntıların nasıl dönüştürülebileceğini de ondan öğrendim. Yani hayıflanmak, depresyona girmek ve kahrolmak yerine bunlardan güçlenmeyi, özgüveni geliştirmeyi çıkartmak, yani bu acıların içinden. Hacı annemden öğrendim. Sonra hayatımda işte harika kadınlar oldu ki bunların hepsini sen tanıyorsun. Bu insanlar, İstanbul'a taşındık belli bir yaşta. 30 yaşlarımda İstanbul'a taşındım ve görünmez kahraman kadınlarla karşılaştım. Onların isimlerini sayalım abla inşallah. Ben de not alayım. Ya şu anda isimlerini saymakla bitiremem gerçekten. Mesela işte Hasibe Turan'ı söyleyebilirim. Hasibe abla, evet. Yasemin Çoban'ı söyleyebilirim. Hasibe ablaya buradan selam yollayalım. Çekim yapacağımızı da söyleyelim. Hasibe abla, bak Yıldız abla sizi söyledi. Ben bilmem. Evet. Yani şu anda gerçekten isimleri sayamadığım için çok üzgünüm. Süreyya Yüksel abla var. Süreyya Yüksel tabii ki. Yani şöyle insanlardan bahsediyoruz. Hani hiçbir şekilde adıyla öne çıkmaya çabalamayan, fakat bir sıkıntı İslam dünyasında olsun, Türkiye'de olsun, hatta Türk İslam dünyası dışında bile olsa, nerede insanlar acı çekiyor, nerede bir problem var, nerede bir acı var, hepsine yetişmeye çalışmak. Acı da işte mesela tsunami olmuş, hemen seferber olup koşup oraya bir şeyler yapmak. Bir yerde bir deprem olmuş, koşup orada işte bir şeyler yapmak. Bu insanlardan o kadar çok şey öğrendim ki, hani diyoruz ya, kadın çalışmalı mı çalışmamalı, sürekli böyle şeyler gündeme geliyor. Ya bu insanlar sabah mesaiye gider gibi sabah erkenden kalkıyor. Kendi evinde kendi masrafını görerek, kendisi para sarf ederek yiyecekler yapıyor, örgüler örüyor, bir şeyler hazırlıyor. Kermesler yapıyor, işe gider gibi sabah kalkıp hayır işleriyle uğraşıyor. Onlara kimse aferin demiyor, kimse beş kuruş vermiyor. Beklemiyorlar da. Ha, beklemiyor, öyle beklentisi de yok. Bu insanlardan nasıl öğrenmezsiniz? Onlar benim hayatımdaki en kıymetli insanlar. Yani şu an şikayet ediyoruz ya gençlerden. Evet. Acaba o tip insanlar mı azaldı abla? Aslında şey Mineciğim, bunları söylemek çok zor ama zannediyorum bizim kuşağın ya da bizden önceki kuşağın şöyle bir problemi oldu. Şu duyguya kapıldılar. Ya işte bunları yaptık da hiçbir yere varamadık. Hiçbir şey elde edemedik. Ama siz gidin başarılı olun. Siz hani ileriye atılın. Siz bunları yapın. Fakat öte yandan hiç düşünmedik, yani başarı tırnak içinde tam olarak neye karşılık geliyor? Herkesi ezerek, hakları çiğneyerek, işte hak ettiğinin fazlasına talip olarak, sürekli ehliyet ve liyakatın yerle bir olduğu atmosferlerin yaratılmasına neden olarak tırnak içinde o elde edilen başarılara baktığımız zaman, bu insanların çoğunda bir küstahlık, bir böyle kendini bilmezlik, sonradan görmelik, böyle şeylerle karşılaşıyorsun. Aileler aslında yanlış yaptılar. Diyecek, öncelikleri bozmayacaktık biz. Hani önceliklerimizde nasıl bizim insan olmak, Allah'a yakın olmak, peygamberin izinden gitmek, bunlar önceliklerimizdi. Bunların hepsinin üstüne geçip çizip en üste başarmayı, en üste ele geçirmeyi, sahip olmayı, daha iyi yaşamayı, daha iyi evde oturmayı, daha iyi arabaya binmeyi falan ne zaman ki koyduk? Hani önceliklerimizin sıralamasında böyle radikal bir değişiklik yaptık. Çocuklarımıza da biraz bunu öngördük maalesef. O zaman işte ne oldu? Bütün dengeler alt üst oldu. Şimdi siz böyle deyince benim aklıma Sade'nin... Biz değerlerimizin nasıl çürümeye başladığını, erozyona uğramaya başladığını
Şu anda gözlerimizde görüyoruz. Fark ediyoruz yani. Siz böyle deyince Sadi'nin bir sözü aklıma geldi. Evet. Siz de bilirsiniz meşhur sözü. Bülbülden vefa ummayın. Çünkü herden başka bir gül üzerinde öter diyor. Programımızın adı da Ahde Vefa sevgili dostlar. Vefayı siz nasıl yorumluyorsunuz? Böyle deyince geçmiş ve bugünü gözlemlediğinizi de çok iyi biliyorum. Buradan da şunu sormak istiyorum aslında. Evet. Eski Müslüman gündeminde İslami hareket vardı. Şimdiki insan gündeminde de çok güzel hareketler bunlar var. Bunu nasıl yorumluyoruz? Yani orada bir vefasızlık mı yaptık acaba biz? İpin ucunu nerede kaçırdık? Evet, aslında vefa imandandır gerçekten. Ümit nasıl imandansa, insan iman sahibi olduğunda nasıl umudunu hiçbir zaman kaybetmezse. Hani Roger Garot diye çok büyük bir filozof biliyorsunuz ve Müslüman olmuş bir kişi. Evet. Onun deyişiyle yani her şeyin sıfır noktasına geldiği, yeryüzünü korkunç bir karanlığın kapladığını düşündüğün bir anda sabah güneşin doğup her tarafın böyle pırıl pırıl aydınlanacağına inanmaktır iman diyor. Hmm. İman böyle tarif ediyor ve çok hoşuma gider bu. Vefa da aynı şekilde. Çünkü bize yapılanlara teşekkür edersek insan olarak o zaman biz Allah'a şükretmeyi de bilebiliriz. Yani insana teşekkür etmekle, insana vefa göstermekle Allah-u Teala'nın ayetlerini, Allah-u Teala'nın bize göstermiş olduğu doğru yola vefa göstermek, o yolu takip etmek benim için paralel. Ve şükretmek bütün verilen şeylere. Yani teşekkür etmesini bilmeyen şükretmesini de bilmiyor. Zaten bunu fark ediyoruz. İkisi birbirine paralel. Fakat öte yandan ben gençler hakkında çok ümit varım. Yeni bir dünyaya geldik. Dijital bir dünyadayız. Bireyselleşmenin had safhada olduğu, post-human dediğimiz insan sonrasının konuşulduğu, metaverse bir alemin inşa edilmeye başlandığı, her şeyin sanal bir aleme dönüşmeye meyilli olduğu şu günlerde insan nedir? İnsan var mıdır? İnsan gelecekte var olacak mıdır? Tartışmaların olduğu bir yerdeyiz ve bu şartlar altında hala gerçekten adil olmaya, vicdanını kullanmaya ve harekete geçirmeye, eşitliği sağlamaya, hakkaniyeti sağlamaya, bu küresel yoksulluğa, küresel adaletsizliğe karşı mücadele vermeye hazır tertemiz kalpli gençlerle karşı karşıyayız. Yani ben hani ümit zaten imandan ya ama gerçekten hı hı. samimi olarak söylüyorum ben gençlerden çok ümitliyim. Gençler daha iyi düşünüyorlar. Çünkü onlar saf ve temiz. Onlar şu anda yetişkinler gibi işte dünyevi şeylere meyletmek yerine can siperhane hemen doğru nedir, hakikat nedir, iyi, doğru, güzel olan nerededir? Onların arayışı içindeler. Güzel ruhlar. Yani onlar bizden daha iyiler bence çocuklarımız. Ben öyle görüyorum. İnşallah. Öyle olsun. Görüyorum. Temennimiz gerçekten öyle olsun inşallah. Yine çok ümit varım yani. Çok herkes şükür. Diyor bazen niye, nereden çıkarıyorsunuz bu kadar umudu, her şey çok kötü. Ama iyi tarafından bakınca iyi şeyler görüyorsunuz. Hmm. Hani mesela benim çevremde hep harika insanlar oluyor. Çünkü onları arıyorum. Biz birbirimizi arıyoruz, buluyoruz. Seni buluyorum, Hasibe'yi buluyorum. Evet. Başka işte Süreyya'yı buluyorsun, Sabiha'yı buluyorsun. Evet. Yani Halime Uyulan'ı saymadık. Aa evet, Halime ablam. Yani ne kadar çok insan var etrafımızda. Cihan Aktaş'ı düşün, o da evet. ayrı bir şekilde. Fatma Barbarosoğlu, evet. sosyoloji açısından. Sibel Eraslan. Hepimiz Sibel Eraslan, Can Siperhane. Yani diyorum ya hani gerçekten Nazife Şişman'ı bir taraftan düşünüyorum. Hemen kendini, komşumuz Ayla abla var zaten. Kendini, hemen ya, desek yaşına başına bakmaz gelir. Ayla abi gibi. En başta Belkıs İbrahim Hakkıoğlu'nu saymadık mesela. Evet. Ya Belkıs abla da benim. Aynur abla, Aynur Mısır oldu. Şimdi evet benim şimdi Ankara'daki benim hacı annem vardı. Ama İstanbul'a 1990'da taşındım ve hayatımın en büyük kazanımı Belkıs abla ile tanışmak. Yani Belkıs abla ile de ben çok yol arkadaşlığı yaptım. Manevi manada ondan çok şey öğrendim. Ay Belkıs ablayı da hemen bir mesaj. Evet. Belkıs abla sizi de alalım. Zaten, ben ona söyledim. Ya kızım yorgunum falan dedi. Birkaç apartmana temizle şu anda. Biz buradan çıkıp gidiyoruz Belkıs ablaya. Onu ikna ediyoruz Yıldız ablamla. Evet yani. Çok önemli bu insanlarla birlikte olmak bile önemli. Bu insanları düşününce, bu insanlarla sürekli bir arada hemhal olunca hayata güzel yerden bakıyorsun. Aa diyorsun iyiler ne kadar çok. Şimdi Mineciğim aslında mesele şu yani. Evet kötülük çok yaygın. Kötülük çok acımasız. Fakat kötülüğün sesi çok fazla. Gürültülü. Yani bombalar atıyor, silahlar patlıyor. Küfür ediyor, kötü şeyler söylüyor, ümitlerimizi kırmaya çalışıyor, büyük bir gürültü. O yüzden zannediyoruz ki bütün ortalık, bütün kainat böyle kötülükle kaplandı. Oysa iyi insanlar, onlar sakin, onlar böyle nasıl diyeyim hani böyle denizin altında, yer altın şey denizin altından böyle yüzer gibi. Bu insanlar sessiz, sakin, dingin, daha böyle
Teneyle hareket ediyor onlar. Gürültü yapmadıkları için onları az sanıyoruz. Oysa o kadar çok ki. Mesela Richard Falk diye çok önemli bir yazar var. Amerika'da yaşıyor. Kendisi Yahudi asıllı ve şu anda İsrail'e bile alınmıyor. Hani çok tabii ki bu İsrail'in yaptıklarına çok büyük tepkiler veren büyük bir yazar. Onun bir kitabı var aşağıdan Yırtıcı Küreselleşme diye. Şimdi dünyada bir yukarıdan küreselleşenler var. Bunlar kendi dünyanın yönetim kurulu zanneden, bütün işte yeryüzünün bütün kaynaklarının mesela işte %80'ini kullanan ama sayıları %1'e tekabül etmeyen bir ceberut, kendini dünyanın yönetim kurulu sanan devletlerin başında insanlar var. Bunlar yukarıdan küreselleşen insanlar. Richard Falk diyor ki bir de aşağıdan küreselleşen var. Erdemli insanlar, hakkaniyetli insanlar. Farklı eğilimlerden, farklı inançlardan ama bir network var. Çok büyük bir iletişim ağı var ve bu insanlar işte aşağıdan küreselleşiyor. Onların sayısı o kadar büyük ki. Şu anda mesela Avrupa, kaç Avrupa var? Evet, bir tane mültecileri işte terör örgütlerinin arkasına hapseden bir Avrupa var. Öte yandan bunlar için mücadele eden sivil insanlar var. Bunların hakları için, hukuk için mücadele veren filozoflarından tutun da sahadaki insanlara kadar sivil toplum örgütlerine kadar insanlar var. Amerika diyorsun, Amerika emperyalist, üstelik öte yandan mesela Irak işgali sırasında New York'ta, Washington'da 1 milyon insan çıkıp bu işgale karşı yürüyor. O insanları bağrına basıyor. Mesela ben kendim bizzat New York'ta Birleşmiş Milletler ana binasının önünde Code Pink isimli bir feminist örgütle beraber Iraklı kadınların hakları için 2005'te gösterilere katıldım. Bana da kendi pembe tişörtlerinden falan verdiler. Orada işte diyorum ya hani gösterilerde beni buluyor. Kitabınızda da bahsediyorsunuz içimden geçen şehirlerde. Doğrudur. Ve orada o gösterilerden sonra o kadınların, Iraklı kadınların haklarını savunan Amerikalı feminist kadınların Amerikan polisi tarafından yerlerde sürülerek gözaltına alınma şahit oldum. Hani özgürlükler ülkesi ya. Yani demek istediğim bu insanlar da var. Bir tek Amerika yok, bir tek Avrupa yok. Yani dünyanın her tarafında iyiler ve kötüler. Evet. Benim zihnimde hayat buna indirgendi. Rabbim kötülerin değil iyilerin sayısını artırsın. Müslümanım diyor ama çok zalim. Öte yandan mesela başka bir inanca mensup fakat çok hakkaniyetli. O zaman biz hani o ortak değerlerde nasıl buluşabiliriz? Çünkü yeryüzünde vahiy almamış bir topluluk düşünülemez. Evet. Ya insanlar şu anda Müslüman olmuş olmamış ama yani belki de sırasını bekliyor. Yani hep bu gözle bakmak lazım. Evet. İyi niyetle bakınca iyi olacak. Herkesteki hani her faildeki iyi fiili görüp onunla buluşabiliyorsun. Evet, şimdi bir soru soracağım. Buradaki iyiliği de ben sizden görmek istiyorum ablacığım. Şimdi biz 28 Şubat'ı içinde yaşadık. Siz evet. Ablalarımız olarak bize destek olarak yaşadınız. Evet. Belki dışarıdan bir göz olarak daha da iyi gözlemlediniz. Şimdi 28 Şubat'a baktığımızda özgürlüğümüz yoktu. Başörtümüz vardı. Şimdi özgürlüğümüz var, başörtümüz yok. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Mineciğim aslında ben her konu hakkında 100 tane başlık açılmasından yanayım. Çünkü anlayabilmemiz için o meseleyi ortaya koyabilecek bütün parametreleri ele almamız gerekiyor teker teker. Aile meselesi, şu anda mesela başörtülü olup başörtülü genç kızlar üzerinden onlara ne yapmaları gerektiğine dair fikir vaaz eden kanaat önderi diye ortaya çıkmış ama çalışan kadını, okuyan genç kızları hepsini çok aşağılayan, çok ağır ithamlarda bulunan bir kesim var. Yani nasıl bir etkileşim alanı, nelerden kaynaklanıyor da o noktaya geliyor. Yani mesela bu genç kızlarla da biz her zaman görüşüyoruz. Bildiğimiz bir sürü insanlar var. Dolayısıyla onların psikolojisine baktığımız zaman çok karmaşık bir ruh haliyle karşı karşıya geliyoruz. Dünyanın şu anda geldiği nokta, başörtüye verilen aşırı önem ve başörtün içini doldurmaya, hani insanlığın temel hak ve özgürlükleriyle buluşturmaya yönelmeyen ama çok küçük bir noktaya, küçük bir kutucuğa hapseden yaklaşımlar. Artık insanların hani bu genç yeni yetişen nesillerin bununla yetinmemesi, bütün dünyaya açık olması. Şu anda bakıyorsunuz 25 yaşında bir genç kızla karşılaşıyoruz. Hem de başörtülü bir kız. Treni atlamış, kendi kendine gitmiş, bütün Avrupa'yı gezmiş gelmiş. Ya da mesela inanın ya yani ben kendi gittiğim bir kuaför, bir genç kız var, başörtülü bir kız. Ta kökenleri de Suriye asıllı. Japonya merakı var. Kendi kendine Japonya'da yaşlı bir kadınla onun evinde kalacak bu hani R&B denilen bir sistem var. O sistemde sen git yerini bul.
ucuz bir zamanda da güzelce bir bilet bul. Bütün Japonya'yı kendi kendine, hem de Japonca'nın hiçbir şeyini bilmeden, çok az bir İngilizcesiyle, bütün Japonya'yı kendi kendine dolaş. O yaşlı kadına da şahane bir dostluk kur. Onun odasında da işte bir ay kal, misafir ol. Ve en ucuz bir şekilde koca Japonya'yı dolaş gel. Ya demek istedim, şimdi böyle bir dünyadayız. Ama mesela bakın, hani dedik ya geçmişte konuşacağız diye. Ben bundan işte diyelim ki 25 sene önce iki küçük çocuğum varken, ilk defa kendi başıma işte belli şeylere, Avrupa seyahatlerine çıkmaya başladığım zaman bana ilk söylenenler şuydu: sen ne kadar canavar bir kadınsın, iki çocuğunu bırakıyorsun, bir kere otellerde kalıyorsun, 90 kilometre meselesini nasıl aştın, nasıl hallettin? O kadar üzerime gelmişti ki insanlar, ben de bunu yapıyordum çünkü. O şimdiki genç kızların belki ilk öncülerinden, yani mütevazi olarak söylemek istiyorum. O zaman Hayrettin Karaman'a gittim. Dedim ki ya ben de dedim hani eğer günaha giriyorsam hani bir şüpheye kapıldım. Çünkü insan kendinden şüphe ediyor aşırı böyle sözler duyunca. O da sağ olsun hani ameliyat olmuş, hastanede yatıyormuş ve dedi ki hemen gel. Gittim hastanede hem de. O zaman da Nürnberg'den bir davet almıştım. İşte Almanya'ya gideceğim. İşte o Nürnberg'deki feminist bir grupta beni dinlemek istiyorlar ya açıkçası. Neyse dedi ki hiç dedi kimseye aldırma dedi. Ben sana dedi fetvayı veriyorum dedi. Bin git. İstediğin gibi görüşmelerini yap. Dedi hiçbir mahsuru yok. Çünkü şartlar değişti. Evet. Hani peygamberimizin bir hadis-i şerifi var ya. Bakın çıtayı nereye koymuş? Ta o zaman. Belki 2000 sene önceki çıtaya bakın. Öyle bir zaman gelecek ki bir kadın, Müslüman kadın, şu kadın veya bu kadın değil. Bir kadın Hadramut'tan işte şöyle bir yere kadar, hani uzak bir mesafeyi söylüyor o zamanki deve ölçüsüyle. Hiçbir sıkıntıya rastlamadan, başına hiçbir şey gelmeden rahatça seyahat edebilecek. Bakın bize bir çıta koyuyor, bir hedef koyuyor. Rahatça seyahat edebilecek ne demek? Bunu sağlamakla mükellefsin. Yani şu anda bu gerçekleşemiyor ama hiçbir zaman olmayacak diye bir şey yok. Bunu Müslümanlar sağlamakla mükellef. Bir kadın da çıkacak tek başına, ilim için çıkacak, seyahat için çıkacak ve bunu sağlayacaksın. Ve gerçekten ben bunları yaptım ve çok şükürler olsun hiçbir şeyle karşılaşmadım. Gittiğim her şehre iyi enerjimi verdim. Dedim ki hani New York'a gitme işte orada başına hemen seni keserler. Şuraya gitme, Londra'da işte belli bir saatten sonra şöyle şeyler oluyor. Hep dedim ya ben iyi niyetle geldim, sizi görmeye geldim, tanımaya geldim, yollarınızda yürümeye geldim. Bu şehir bana hiçbir şey yapmaz. Evet. Şimdi siz öyle deyince... O kalbede hiçbir şehir bana hiçbir kötü bir şey yapmadı. Hemen sizin sağınızda olan içimden geçen şehirler kitabı var. Ve kitabınızda şöyle bir ifade var. Yeryüzü kabuğunun üstündeyiz. Farz edin yürüyüp gidiyoruz. İlerledikçe bu kabuğun aldığı biçimlerdir şehirler diyorsunuz. Peki bu şehirlerde kurulan medeniyetler de var tabii. Onlar da inancın ya da ideolojinin üstüne mi kurulmuşlar? Yani şu an günümüzdeki Müslümanı ele aldığımızda bu değişim tersine mi döndü? İnançtan kaynaklı çalışmalar yerini ideolojik çalışmalar mı aldı? Neyi besliyor acaba o şehirlerde? Aslında ben hep inancın beslediğini düşünüyorum. Yani ideolojilerin bayrağını dalgalandıran, çünkü ideolojiler dünyevi şeyler. Hani bugün var, yarın yok, öbür gün değişir ama inanç çok kadim ve çok köklü bir şey. Ve hiçbir zaman değişmeyecek olan bir şey. Yani hayat içinde böyle yaprak gibi hani her dönemde açılacak. Hani Mehmet Akif'in dediği gibi asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı diyor. Her asırda yeni bir idrakle biz inancımızı tabii ki tekrardan bir şekilde kuşanıyoruz ama yani şehirleri yapan, mesela Küfe şehrine bakalım. Ben onu yazmıştım bir ara, hatırlıyorum. İşte insanlar gidiyorlar ve bir ok atıyorlar. Hani oktan rüzgarın yönünü tespit ediyorlar. Önce mabedi kuruyor. Biz hani mabedimizi, mescidimizi nereye yapabiliriz? Baktığımız zaman hep böyle kadim Orta Avrupa şehirlerine baktığımız zaman mesela çok önemli şehirler var. Köln gibi, işte Nürnberg gibi. Zaten Avrupa'nın da birçok şehirleri kadim şehirler. Önce merkezde bir mabet var. Mabet, bir kilise ya da neyse işte bir cami neyse ne. Onun etrafında, o inancın etrafında insanlar, mahallelerine, sonra tabii su önemli, sonra havası önemli, rüzgarı önemli. Eğer ovaysa orası verimli bir alan, ovalara mesela yapmaz insanlar evleri. Hani daha rampa yerlere yapar, ovalarda ekim yapılır, ziraat yapılır. Ama şimdi bakıyorsunuz, mesela Muş'a gidiyorum. Muş Ovası TOKİ evleriyle dolduruluyor. Ya da bir takım yapılarla dolduruluyor. Ya burası mümbit. Yani yarın bakın mesela şu anda ne kadar pahalandı her şey değil mi? 20 lira, 30 lira, 10 lira her şeyin kilosu. Biz arazilerimizi kaybetmemeliyiz.
bütün bu binaların ötesinde bize mümbit araziler lazım, tarım lazım. Yani şehirler esas özü budur insan yaşamında. Topraktır. Yani toprağı kaybettirmez, siz betonlarla yaşayamazsınız. Betonları yiyemeyiz, betonlarla biz mutlu olamayız. O zaman o inancı sağlam tutmak lazım. Yani kesinlikle. İnanç ideolojinin yerini almamalı. Almamalı. Asla. Aldığı zaman, ideoloji ön plana çıktığı zaman her şey değişiyor, alt üst oluyor. Şu anki bütün dengeler insanın aleyhine bozuluyor. Evet. İnsanın aleyhine bozuluyor. Orası çok vahim. Yani aleyhe bozulması. Kendi dengimizi düzeltmemiz lazım her şeyi. O zaman yine Derin Siyah'ta şöyle bir ifade var. Çok böyle yerinde oldu soru. Muğlak olan bir şey yoktur şu dünyada. Birilerinde vardır, birilerinde yok. Hayat başka nedir? Var, yok. Bir Müslüman olarak biz bu var yok hayatın neresinde olmalıyız? Evet. Çok işte en can alıcı şey bu Mine'cim. Kesinlikle biz hakça paylaşma tarafında olmamız lazım. Hani şimdi insanlar bir kere zekat veriyor, kafası rahatlıyor ama birçok alimden biz öğreniyoruz ki zekatın bir kere verilmesiyle mesele hallolmuyorsa, eğer o asgari koşullar herkes de aynı şekilde eşit bir şekilde en azından sağlanamıyorsa, o döngü, o da, sirkülasyon bir kere daha olacak. Sonuna kadar defalarca olacak. Yani şu anda eğer birileri kâşhanelerde yaşıyor, ötekiler daha çocuğuna süt bulamıyor, işte ne bileyim. Şu anda hele de şu pahalılıkta mesela marketlere girip de müze gezer gibi böyle bakıp fiyatlara bakıp sonra saygıyla eğilip hani o fiyatlar karşısında geri çıkıyorsa insanlar, bu hepimizi ilgilendiren bir şey. Yani hepimizi gerçekten Allah-u Teala nezdinde bir şekilde mahkum edecek bir şey. Burada bence dehşet vermeli. Yani biz ahireti öncelememiz lazım. Çünkü burası ahiret için yatırım yapabileceğimiz bir yer. Çünkü dünya kalıcı bir yer değil. Dünya fani. Buraya yerleşmeye de değmez. Çok yerleşilecek, aman aman tamah edilecek bir yer değil. Ayaklarımızın ucuna basarak böyle sakince bir bakıp hani ne olmuş, nedir, hani geldim. İşte burada bunlar yaşanıyor. Burada bu derin eşitsizlikler, derin uçurumlar. Ben bunun için ne yapabilirim? Yani yeni bir sistem geliştirmemiz lazım. Kendimizi çok derinlemesine sorgulamamız lazım. Neden olmuyorsa eğer. Bu sizin gözlemlediğiniz var mı bunun üzerine? Kendinizi böyle sorguladığınız. Ya aslında şu anda insanlar hani dindarlar ve dindar olmayanların ötesinde tamamen tüketim açısından ikiye ayrılıyorlar. Hani tüketebilenler, harcayanlar, harcayamayanlar. Çok daha farklı iki kutucuk oluştu sosyolojik olarak. Şimdi biz bunun bir tarafındayız. Yani eğer harcayabilenler tarafında olmak için herkes ne kadar çok tüketirsek o kadar insan yerine konmanın getirdiği bir şey var. Dediğim gibi o insanlık değerlerindeki önceliklerimiz de tamamen değişti. Hani meşhur bir Maslow'un piramidi vardır ya. Evet. İhtiyaçlar piramidi. Evet. Tabii ki açlık, susuzluk. Onları giderdikten sonra da hemen insan değerli hissedilmek, önem verilmek, değerli görülmek, hissettirilmek ister, değil mi? Ama şu anda değerli hissettirilmemiz için elimizdeki malzemeye bakıyoruz. Mesela şöyle bir soru sorabiliyor herhangi bir genç sana. Siz de işte böyle düşüne düşüne hiçbir yere varamadınız. Mesela varılacak yer neresi? Varılacak yer işte o demin dediğim o görünmez kahraman kadınlar vardı. O kadınlar varır varılacak yere. Aksi halde varılacak yer olarak önümüze konulan şeyler hep dünyevi kazanımlar, dünyevi işte mülk, dünyevi başarı hep biriktirmek. Mesela en basit bir örnek vereyim. İşte matematik şampiyonu, dünyada belgeler almış vesaire. Şimdi kocaman bir annesiyle sohbet ediyorsunuz, oturuyorsunuz salonda. Çocuk işte o şampiyonlar şampiyonu, çocuk salona giriyor. Annesinin dostu ki ne kadar kıymetli bir şey ki. Hani belki kaç defa göreceksin ve belki kaybedeceksin. Yani ona bir merhaba, günaydın ya da hoş geldiniz demeye ihtiyacı bile duymuyor. Çünkü matematik şampiyonu. Salonda bir şey arıyor, bir şey alıyor ve sen yokmuşsun gibi. Alıyor ve çocuk çıkıp gidiyor. Yani büyük konuşmak istemiyorum. Benim de evlatlarım var. Benim de bir torunum var. Ama böyle olmasını hiç istemem. Yani matematik şampiyonu da olsun. Çok kıymetli tabii ki ama önce bir hani orada gördüğüm bir insana bir merhaba demek, bir hoş geldiniz demek. Bir ahde vefa göstermek. Bir kıymet için. Vermek. Ya yani senin ne bileyim ya annenin arkadaşı ya da anneannenin arkadaşı mesela vesaire. Ya yani bunları kaybettikten sonra geriye çok da fazla bir şey kalmıyor. Doğru. Eğer bu varsa matematik şampiyonu olman,
kıymetli. Kıymet. O yoksa onun hiçbir kıymeti yok. Köpük ve cüruf denilir ya Kur'an'da, hı-hı, hani. Köpük ve cüruf gelip geçer. Sen gidersin, başka şampiyon gelir. Gerçek şampiyonluğumuz insaniyetimiz olması lazım. Kalıcı olana talip olmak. Evet. İşte onun için biz ahde vefayı önemsiyoruz. Ama evet, programımızın sonuna geldik ablacığım. Yani ben daha bir sürü soru soracaktım. Ne ara geldik? Hocam evet, paramı veriyorsunuz, yayınlayın, devam edin diyeceksiniz ama biraz tadında bırakalım. Biz bir daha misafir edelim inşallah Yıldız ablamızı. Yine onun kitabından İkna Odası. Bir sürü kitapları var önümüzde. Ben dahasını da getiremedim efendim. Son çıkan hangisiydi abla? En son çıkacak olanı söyleyeyim. Belki evet, de bugünlerde çıkacak, bir iki gün içinde. İnşallah. Şu anda matbaada. Kapağı falan her şeyi hazır ya matbaada. O zaman biz bir daha misafir edeceğiz zaten yeni kitap çıkınca dostlar. Bir deneme dostlar kitabı. Başlığı da papağanlar, panayırlar, hasatlar. Çok ilginç. Evet. Mutlaka onunla bir görüşmemiz lazım Yıldız ablam. Şimdi İkna Odası kitabında da şöyle diyorsunuz. Evet. Kötülüğün içindeki iyiliği çekip çıkarmış olmak. Tüm derdimiz evet, o. Evet. Sizin söylediklerinizin hepsinin ez cümlesi de bu. Evet. Sanki biz önceden konuşmuş da kitaptan ben bunları bulmuşum gibi ama hiçbiri öyle değil. Soruların hiçbirini bilmiyordu Yıldız ablam. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Hissi kablel vuku durumu oldu. Bu güzel söyleşi için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Yeni kitap çıktığında bir daha söyleşiye davet etme sözünü alıp diyoruz ki sevgili dostlar, ahde vefa çok çok önemli bir erdem, çok önemli bir kazanım. Bunu kaybetmeyelim ve nesilden nesile de aktaralım inşallah. Haftaya görüşmek üzere. Allah'a emanet.